Seni yüce konseyimize atfedilen ihanet iddialarını sonlandırmak için çağırdım Asyatun'a. Bugün karar günü. Şimdi senden soruşturmanın neticesi hakkında beni bilgilendirmeni istiyorum. Bildiğiniz üzere Rusya hanedanı Sergey Zarkov'la ilgili araştırmamda ihanet izine rastlamadım. John Smith hakkında Yüce Konsey'e sunduğum ihanet belgelerinin izini sürmeye devam ediyorum. Elinde yeni bir bilgi var mı? Henüz yok. Ancak John Smith'in dünya çapındaki bağlantıları düşünüldüğünde Polat Alemdar'ın kastettiği hanedanı tespit etmek zaman alacaktır. Tabii şayet Polat Alemdar doğruyu söylüyorsa. Yoksa Yusuf Kuzuzade mi demeliyim? Başlayın efendim ama Yusuf Kuzuzade'nin Yüce Konsey'e yalan söyleme cüretini göstermesi aklımın alabileceği bir şey değil. Yüce Konsey senin aklının alamayacağı hadiselere sahne olmuştur. Ancak benim aklımın almadığı hadiseler de var. Nasıl oluyor da henüz hizmetkarlığı bile onaylanmamış bir kimse küstahça iddialarıyla en değerli adamım John Smith'in ölümüne sebep oluyor? Efendim, Yusuf Kuzuzade'nin Yüce Konsey'e başvurusuna ben aracı oldum. İzin verin, soruşturmayı en kısa zamanda sonlandırıp bu küstahlığın cezasını kendi ellerimle vereyim. Soruşturmayı bugün burada sonlandıracağım. Yusuf Kuzuzade. Polat Alemdar'ı öldürme girişimin gerçekten çok etkileyiciydi. Ama benim için inandırıcı olmaktan uzaktı. Çünkü Polat Alemdar'ın Yüce Konsey'i çökertme teklifi kafamı kurcalıyor. Endişelerinizi gidermek için buradayım. Hakkında alınan ölüm kararı, suikastın başarısız olması, Türkiye'deki kayıp zamanın. Polat Alemdar senin hakkında bizim bilmediklerimizi biliyor olabilir. Bu çok makul bir şüphe. Kendini konseye adamış biri olarak bu şüphenin üstüne gidilmesini arzu ederim elbet. Bu meseleyle konseyimizin değerli vaktini harcamanıza daha fazla müsaade etmeyeceğim. Şüphelerden iddialara ve delillere dönelim. Hainin kim olduğunu söyleyecek ve delilleri hemen şimdi sunacaksınız. Korkarım bu mümkün değil. Çünkü çok kritik bir aşamadayım. Şu noktada geri çekilmem asıl ihanet olur. Hangi aşamada bulunduğunu öğrenebilir miyim? Polat Alemdar kendisiyle işbirliği yaptığımı sanıyor. Beni konseydeki bağlantımızla bir araya getirecek. Ve sistemi çökertmek için harekete geçeceğiz. Bu ne demek oluyor? Hainin kim olduğunu öğrenmek üzereyim. 24 saat süren var Yusuf Kuzuzade. Bu süre zarfında iddialarını ispat etmezsen, hainin kim olduğunu Yüce Konsey'e bizzat ben bildireceğim. Polat Bey, siz burada mı sabahladınız? Evet Hüsnü. Hay Allah. Efendim?
Acil görüşmemiz lazım. Mesele nedir? Yusuf'un başı dertte. Ofiste görüşelim. Merak etmeyin Polat Bey. Cahit Bey çok dayanıklı bir çene yapısına sahipmiş. Ama epey ağrısı olacak. Overdose sakinleştirici veriyorum. Umarım bağımlılık yapmaz. Saçma sapan konuşma Hüsnü. Ben çıkıyorum. Doktorlar Cahit'i saat başı kontrol etsin. Tam iyileşmeden buradan ayrılmasına izin vermeyin. Emredersiniz Polat Bey. Siparişlerinizi getirdim Anadolu Hanım. Hoş geldin Abbas. Seni bekliyordum. Hoş bulduk hocam. Selamun aleyküm Altay Bey. Aleyküm selam. Dök şuraya poşetleri. İçindekileri dök. Aferin. Anadolu Hanım başkası olsa meyve sipariş eder, sebze sipariş eder. Siz toprak sipariş ediyorsunuz. Gizliden tarım işine gireceksiniz. Ben Polat'ıma dışarı çıkmayacağıma söz verdim. Ha. Ama bünyemde elektrik birikiyor, anlıyor musun? Ayağımı toprağa basıp elektriği atmam lazım. Anladın mı? O yüzden senden toprak istedim. Vallahi iyi geldi. Hocam, hazır toprak getirmişken bir iki de sebze meyve mi eksek? Hayır evladım. Bu toprak sadece elektrik için. Elektrik demişken sen ampulü kimin bulduğunu biliyor musun? Ha? Vallahi ben bulmadım. Ama lazımsa gideyim marketten alayım geleyim. Anadolu Hanım, ampulü kimin icat ettiğini soruyor Abbas. Edison muydu? O artist evladım. Artist. Sen Edison demek istedin galiba. Herkes Edison diyebilir. Aslında eksik bilgi. Onun karşısına Tesla diye bir adam çıkmasaydı, o alternatif akımı bulmasaydı, Edison'un icadı bir hiçti, hiç. Tesla bundan 100 yıl önce ışınlanmayı yapabilecekti belki. Ama Edison ona kazık attı. Bak yavrum, takım oyunu olmazsa başarı olmaz. Bak, şimdi sen toprak getirdin ya bana, ha? İşte bu takım bizim icatlarımızda. Senin de emeğin, payın var Abbas'cığım. Bunu unutma. Estağfurullah hocam. Neyse, o zaman ben toprak getirmeye devam edeyim. Ah evet. Ha bak şu, şuradaki eski toprağı da atar mısın? Peki Anadolu. Eskiyi. Aferin. Tamam. Hadi götür. Aferin oğluma.